Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yeni bir render analiz dersiyle beraberiz. Her çarşamba yapıyorduk. Dün işlerimizin yoğunluğundan dolayı bugün perşembe yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de render analiz derslerini ilk defa yapan biziz ve diğer arkadaşlarımız da diğer kanallarda bizden görerek render analiz dersleri yapmaya başlamışlar arkadaşlar. Böyle bir duruma ön ayak olmak gerçekten mutluluk verici. Bizim de yaptığımız işin kalitesini ön plana tutan bir özellik olduğunu söylemek isterim. Şimdi render analiz kısmında arkadaşlar Facebook'ta veya WhatsApp gruplarında dosyalarınızı bize göndererek veya altta yazan mail adresine göndererek her çarşamba yapmış olduğumuz render analize katılabilirsiniz. Render analizin size katkısı çok fazla. Çünkü siz dışarıdan belki kendi açınızdan iyi bir görsel çıkardığınızı düşünebiliyorsunuz ama dışarıdan farklı bir gözle bakarak bu dosyanın hatalarını ve gidişat yöntemini sizlere anlatmakta fayda var. Tabi tasarım öğeleri ve renk öğeleri biraz kişinin kendi tarzına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor ama kamera hataları, kaplama hataları, ışık hataları ve yerleşim konusundaki bazı hataları sizlere söyleyerek sizlerin daha iyi çalışma çıkarmanıza olanak tanıyacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kanalda faydadan başka bir şey bulamazsınız. Her zaman dediğimiz olay. Şimdi Büşra Kızılay'ın çalışmasından başlayalım. Etkinlik çalışması arkadaşlar bu. En son yapmış olduğumuz etkinlikte devam ediyor. Dosyayı indirebilirsiniz Facebook grubumuzdan. Facebook grubumuz SketchUp Türkiye. Sanırım bu grup ismini artık bilmeyen kalmadı. Türkiye'nin en büyük gruplardan bir tanesi arkadaşlar. 3 boyutlu, 3D tasarım, 3D program kullanımı konusunda Türkiye'de bizden daha iyi bilgiyi veren bir grup olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. SketchUp Türkiye grubuna katılarak Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük grubu olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi bir numaralı görselden başlayalım. Şimdi tasarım, renk konusu kişinin kendisiyle ilgili, kendi yapmış olduğu konuyla ilgili. Hani ben renkler konusunda böyle bir rengi tercih etmezdim. Daha canlı, daha iç açıcı renkler tercih ederdim ama tasarım konusunda şuradaki kemerli bir yapı ve burada bir yaşam alanı oluşturulması benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Orası ayrı bir konu. Orası tasarımın ifade ediş şeklinde güzel bir alan olarak gelmiş. Burada bakın şurada koltuğun sünmesi kamera açısından dolayı burada bir rahatsızlık veriyor. Şu kısımda arkadaşlar. Şu kısımda bir rahatsızlık veriyor. Diğer açıda ise diğer şeyde ise ben şurada farkına vardım. Şurada arkadaşlar ben hani kendi açımdan söylüyorum. Şurada arkada bir led hafif sarı şurada bir led çok güzel bir ambiyans katacaktır buraya. Arkada Büşra belki bunu biliyor belki bilmiyor. Buraya bir tane yüzey oluşturup Enscape içerisinden Emissive Light kullanırsa buraya hafif sarı veya istediği bir tonda kullanırsa çok güzel bir ambiyans yakalayacağını düşünüyorum. Tefrişler konusunda ise daha kaliteli tefrişler kullanılabilir. Ama ben duvar renkleri konusunda daha can alıcı renklerin kullanılması taraftarıyım. Çünkü bu proje sanırım 1 artı 1 projesi. 1 artı 1 de genelde 25 ve 35 yaş arası tercih ediyor. Hani oradaki yaş aralığına göre tabii yüksek yaşlara tercih ediyor ama oradaki yaş aralığına göre daha dinamik renklerin kullanılması taraftarıyım. Büşra'nın gönderdiği çalışma için teşekkür ediyoruz. Tabii perdelerde de problem var. Ben YouTube adresimizde kaliteli perde yapımı konusunda bilgiler verdim. Enscape'te bundan daha kaliteli perde yaparak görselleştirmeyi daha canlı hale getirebilir. Burada tespit ettiğim bir şey var. Şuradaki kaplamaların yüzeylerinin yanlış olması. Şurada da öyle arkadaşlar. Dikey olabilir. Burada zaten dikey olmalı. Yani kaplama yönü arkadaşlar aslında objenin yönüne doğru yaparsanız buradaki kritik nokta bu arkadaşlar. Böyle bir durum. Onun haricinde şu görsele geldiğinizde çok fazla bir hata yok zaten. Kamera yerleşimi doğru. Sadece şu koltuğun duruşu ve kalitesi beni rahatsız etti. Onu söylemek istedim. Şuraya da bir iki tane ışık atılırsa mükemmel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Büşra'ya teşekkür ediyoruz göndermiş olduğu çalışmadan dolayı. Akif'in çalışması var. Akif de sürekli çalışma yapanlardan biri bizim etkinlik çalışması için göndermişti. Burada arkadaşlar yine kameranın uzamasından dolayı mercek derinliğinden dolayı bakın burada sehpa yine bir yamulma gerçekleştirmiş. Aslında burada arkadaşlarımızın yaptığı bir hata var. Mercekte kameranın merceğiyle çok fazla oynamakla ilgili aslında mercekle oynamaktansa hani merceğin bozulma düzeni vardır. Hani mercekte siz kamera açısını biraz bozduğunuzda mercek bozulmaya başlar. Aslında o bozulmaya yani 40 derecenin üzerine çıkmadan o bozulmayı engelledikten sonra farklı açılardan render alarak mekanı farklı şekilde göstermekte fayda var. Tasarım güzel. Yine bu etkinlik modelimiz. En son yapmış olduğumuz etkinlikte odayı biz vermiştik. Odanın devamını siz kendiniz yapıyorsunuz. Yapıyordunuz. Etkinlik hala devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Bence başarılı bir çalışma Akif'in ama hani kamera açıları konusunda bir hatalar var. Akif'in diğer çalışmalarına ben bakmıştım Facebook
görsellerinde güzel, Enscape için ortalamanın bir üstünde iyi diyebileceğimiz bir kalitede arkadaşlar. Şu an için ben çok fazla bir sorun göremiyorum. Sadece kamera açısındaki o sünmeden dolayı kamera yerleşimlerinde böyle problem oluyor. İfade edemediğiniz yerlerde dikey ve wide screen dediğimiz yatay kamera tekniğini kullanın arkadaşlar. Hani dikey nasıl kullanabilirsiniz? İşte atıyorum 2000'e 2000 verirsin dikey olur. Karesel olur yani kare şeklinde. Veya 2000'e 3000 verirsin uzunlamasına, çerçeve uzunlamasına hareket eder. Çerçeve uzunlamasına hareket ettiği için sen zemini ve tavanı tamamıyla gösterirsin ve burada çok güzel bir algı oluşur arkadaşlar. O yüzden bu tür ince durumlara dikkat edin. Alp Köfteci. Alp Köfteci'nin çalışmasına baktım. Lumion çalışmasına benziyor ama burada şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz yansımalar fazla. Yani bakın araçlarda, duvarda bakın. Burada bakın ayna gibi. Şurada ya isimlerde. Hepsinde bir fazla bir yansıma gözüme çarptı. Yani çok kötü bir çalışma mı? Değil. Ama yansımaların fazlalığı biraz insanı rahatsız ediyor. Diğer çalışmalarda da böyle arkadaşlar. Bakın arabalarda tam olabilir ama şu kısımlarda bir de tabii yağmurun vermiş olduğu etkiyle beraber sanırım yansımalar biraz kendini fazla ön plana çıkarmış. Ama onun dışında tonlama ve mimari tasarım çok güzel. Hazır bir model mi bilmiyorum. Alp bu videonun altına hazır model mi veya kendi tasarımının olup olmadığını yazabilir. Benim hoşuma gitti. Güzel bir çalışma. Farklı renk tonlarıyla, farklı efektlerle daha güzel bir çalışma alınabilir. Ben Alp'in çalışmasını beğendim. Bize diğer render analiz için diğer çalışmalarını atabilir. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapın. Bakın burada bir şey söylemek istiyorum. Ben aslında Taha'nın çalışmasını birazdan göstereceğim. Taha Dülgar'ın. O da senelerdir bize beraber olan bir arkadaşımız. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. İlk çalışmanızı ve son çalışmanızı gönderin ki aradaki farkı görelim. Şimdi ta profesyonel manada profesyonel adımları devam ettiriyor. Ama şimdi en son şimdi birazdan mailde göstereceğim. Orada en son yapmış olduğu kaliteli çalışmalar atmış. İlk çalışmalarla en son çalışmaları görseydik işte bu adam buradan buraya gelmiş diyebileceğimiz bir görüntü olurdu. O zaman sizin de algınız daha iyi açılırdı. O yüzden buradan arkadaşlara söyleyeyim. İlk göndermiş olduğunuz çalışmayla son göndermiş olduğunuz çalışma arasındaki farkları bize gösterin arkadaşlar. Hani onları gönderin. Mesela iki tane çalışma gönderin bize. İşte ilk yaptığım çalışma, son yaptığım çalışma. Buradan buraya geldim. Bu şekilde çok güzel olacaktır arkadaşlar. Render analiz daha güzel olacaktır. Batuhan Toktok'un çalışmasına gelelim. Batuhan D5'te güzel bir çalışma yapmış. Renk tonları benim çok hoşuma gitti. Ama bu hariç diğerlerinde kamera sorunu var arkadaşlar. Kamera problemi var. Mesela bakın şu buzdolabında aslında şurada cam veya farklı bir ünite olması lazım. Sanırım hepsine bir renk atamış. Bakın burada da logonun, buzdolabındaki logonun şu gümüş renklerde olması gerekiyor. Sanırım hepsine aynı kaplamayı atmış geçmiş. Ama renk bazları bakımından renkler hoş. Şuradaki mutfağın özellikle şu paneli, şu dokusu benim çok hoşuma gitti. Ben de bir tasarımda kullanmak isterim böyle bir tasarımı. Hoşuma gitti yani bu mutfağın şu kısmı. Renkler, renk uyumları hoşuma gitti. Bakın burada da aynı şey. Kamera problemleri var arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ne oluyor? Render analiz derslerimizde görselleştirmedeki bazı kalite unsurlarını çözdünüz. Ama kamerada bazı hatalar mevcut. Burada dikey almanız gerekiyor arkadaşlar. D5'te Batuhan altta 4'e 3, 5'e 5 oranı var ya onları bir dene. Bak ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Onu böyle dikey yaptığın anda sahnenin tamamı çok güzel bir şekilde anlatacaksın. Ve buradaki şu sünme var ya bak sünmüş gelmiş neredeyse yani. Masa neredeyse masayı neredeyse buradan tutacağız yani. Öyle bir durumda kıvamda duruyor. O yüzden dediğimi yap. Geri kalanında zaten çok böyle bariz hatalar yok. Gerçekten temiz güzel bir render almışsın. Biraz Photoshop'ta keskinlik ayarı yapılabilir. Onun haricinde güzel. Mesela bu açıdan wide screen alırken mesela bu da güzel. Mesela burada dikey alabilirsin şeyi görüntüyü. Dikey aldığın zaman gerçekten zemini ve tavanı daha iyi şekilde anlatıp farklı şekillerde bir sunum yapabilirsin. Çalışman başarılı olmuş. Diğer çalışmaların için yine render analiz kısmından mailini bekliyorum. Güzel bir render almışsın D5'te. D5 bu yılın popüleri yani 2022'nin popüleri. 2022'de Enscape Render popülerdi. 2023'te ben D5'in daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bir de RTX kartlar biliyorsunuz daha da ucuzladı. Ondan ucuzlamasıyla beraber RTX yani D5 daha fazla kullanılacaktır. D5'te çok kaliteli iç mekan dış mekan renderler alabilirsiniz. Burada da aslında dikey olarak 4'e 3 veya 5'e 5 bir render aldığında
emin ol şuradaki şu alt kısımdaki hem tezgahın alt kısmını göstermek hem de uzunlamasına derinlik algısını oluşturmak için çok güzel bir açı yakalayabilirsin. Bunu dene, çok güzel olacaktır. Evet, şimdi Büşra'nınkini yaptık. Çağrı'nınkini yapalım. Çağrı sanırım Lumion'da render alıyor. Çok büyük bir bariz bir hata görmedim ben Çağrı'nın çalışmasında. Normal klasik Türkiye'de kullanılan yapıların, mimari yapının, apartman yapısının bir gösterim şeklini yapmış. Çok bariz bir hata yok. Gayet güzel bir çalışma. Ama farklı renk tonlarında denenebilir diye düşündüm ben hani efekt olarak. Yani hafif mavimsi veya farklı tonlarda. Ama yolun, asfaltın dokusu, sular ve şuradaki doğallık bence güzel arkadaşlar. Onun dışında zaten klasik bir yapı. Çok fazla bir aşırı bir ben şey göremedim. Burada aslında güzel bir şey kullanmış. Şuradaki gökyüzünün kullanılması gerçekten güzel bir ambiyans oluşturuyor. Dikey renderları denemenizi öneririm arkadaşlar. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Gökyüzünde hafif bulutlu, daha böyle dışa içe açılan görsellerle derinlik algısını çok daha güzel verebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir çalışma olduğunu söylemek isterim. Çok bir bariz bir hata yok. Emre Gültekin. Emre Gültekin'in çalışmasına baktım arkadaşlar. Emre de güzel bir çalışma yapmış. Gerçekten şurada güzel bir ambiyans oluşturmuş. Şuradaki havluların kalitesi konusunda, modellerin kalitesi konusunda takıldığım bir nokta var. Burada belki şu ahşaplarda hafif bir yansıma olabilirdi. Mat olmuş. Şurada da biraz matlık var arkadaşlar. Hafif hani biraz daha glossiness. Tabii o kullanılan malzemeye göre değişir ama tasarım konusunda benim tasarım hoşuma gitti. Güzel bir çalışma olmuş. Şurada yapmış olduğu ambiyans da çok güzel. Şimdi yakın yanında göreceğiz. Bakın bu şekilde. Burada hafif fantazi tadında bir şey var. İşte leoparın olması. Şurada viski ve mum ışığında bir duruşun olması gerçekten güzel olmuş. Hatta ben şöyle bir tercihte bulunabilirdim kendi açımdan. Suyun sıcaklığını göstermek için Photoshop'ta hafif böyle buhar etkisiyle buraya buharlı bir yer yapılabilirdi. Böyle efekt yapılabilirdi arkadaşlar. Onun dışında yine bunu konuşmuştuk. Bu sanırım Enscape malzemeleri olduğu için biraz böyle pütürlü ve katı duruyor. İşte o katılık da aslında hani burada o hani göze batma dediğimiz olay var ya, onu yapıyor aslında. Hani daha kaliteli modeller indirilebilir. Bakın burada daha belirgin, böyle kağıt gibi duruyor havlu mesela. Burada da böyle daha katlanmış, böyle karton gibi duruyor. Onun dışında güzel. Bakın burada da öyle. Şurada çok güzel bir açı alınmış ama buradaki havlunun bu yapısı, kağıt gibi, kağıt rulo gibi yapısı biraz görseli bozmuş ama genel anlamda güzel bir render arkadaşlar. Güzel bir hava, güzel bir tasarım. Hayrettin abi, Hayrettin'in ikinci. Hayrettin abi biliyorsunuz uzun zamandır bizle beraber olan bir arkadaşımız. Esten yapmış olduğu bir çalışma. SketchUp'ta Hayrettin abi bu tür çalışma yapmalar çok seviyor. Eski yapılar, yüksek poligonlu yapılarla ve böyle caddelerle, sokaklarla uğraşmayı çok seviyor arkadaşlar. Yaptığı çalışmalar genelde büyük araziler, büyük yapılar ve Facebook gruplarında, yabancı forumlarda ve Facebook gruplarında çok beğeni alan çalışmalardan bir tanesi bu. Onu göndermiş. Ben Hayrettin abiye daha önce söylemiştim. WhatsApp'tan da bana yazmıştı. Hayrettin abinin yeni çalışmalar yapması gelmiş. Çünkü bunlara artık gözümüz çok alıştı. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyor Hayrettin abi. Hayrettin abinin bir tarzı var. Kendi tarzına göre gidiyor. Yani böyle sanki medieval tarzı gibi. Böyle işte İskoç, İngiliz, böyle eski bir şey, medeniyet tarzlarında, kültür tarzlarında bir yapısı var. Ama güzel işler yapıyor, büyük işler yapıyor. Yani Hayrettin abinin ben ufak iş yaptığını görmedim. Hep büyük devasa projeler. SketchUp'ı da yani birkaç tane dosyasına bakmıştım. Gerçekten yüksek poligonlu dosyalar. Yani baya baya detaylı çalışıyor. Hayrettin abiyi tekrar sahalarda görmek isteriz arkadaşlar. Levent Çelik. Levent'in çalışmasına baktım. Levent'in çalışmasında arkadaşlar yansıma ve matlık var. Yani bir matlık söz konusu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Tabii buradaki ışıkların yanması veya yanmaması kişiyle ilgili arkadaşlar. Burada mesela bakın şuna gelelim. Tasarım, renkler, renk uyumları güzel. Ama ben hafiften biraz daha ışığın olduğu, biraz daha kontrastın olduğu bir bölümleme görsel tercihim olurdu. Şuralarda hafif bir yansıma. Ama genel anlamda tabii bu da bir tercih meselesi. Soft renkler kullanılmış. Yani çok böyle bariz hatanın olduğu bir tasarım mı? Değil. Ama yani buralarda hafif bir lambaların yanması mı istiyor insan? Öyle bir düşünce var. Hani böyle bir
olay var. Hafif bir yansıma olabilir. Hafif bir böyle ışıkların yanması olabilir. Hani biraz mat kalmış, biraz sönük kalmış gibi bir izlenim var ama yani böyle de bir tarz olduğu için çok böyle bariz bir hata olduğunu söyleyemeyeceğim. Tasarım olarak, renk olarak çok güzel bir renk uyumu sağlamış. Kendisine gönderdiği çalışma için teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Ömer Faruk Alaylı. Ömer Escape, pardon, TV Motion'da çalışıyor bildiğim kadarıyla. Ömer ne varsa doldurmuş. Çalışmaya uçak, kartal, böcek, kuş, araç, kedi, köpek, konuşan insanlar. Şurada bir şey var. Ne bu? Kelebek. Şurada bir olay var. Çok değişik bir olay kullanmış burada. Bakın bu gözümden kaçmadı benim. Sanki ya kaçış kapısı ya motosiklet veya araç olamaz. Ya bisiklet ya motosiklet veya buradan bir belki hayvanlar için bir giriş kapısı yapmış arkadaşlar. Tasarım açısından. Ama görsel bildiğimiz TV Motion görseli, sanırım Pet Racing kapalı. Pet Racing açık mı kapalı mı kendisi yorumlara belirtirse seviniriz. Sanırım ben kapalı diye düşünüyorum. Daha çünkü Pet Racing render hesaplaması TV Motion'da açık olduğu zaman daha randımanlı bir render alıyorsunuz. Ömer'e de göndermiş olduğu çalışma için teşekkür ediyoruz. Yeni çalışmalarını bekliyoruz. Ömer de bu işlerle sıkı sıkıya uğraşan, bırakmayan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Erkut Seccat. Ne yaptığı belirsiz olmayan bir arkadaşımız. Çalışma bakımından söylüyorum. İki tane araç koymuş. Bir tane yola koymuş. Sayıları koymuş. Sanırım en son bir yarış arabası filmi izledi veya formüle izledi. Sanırım yani onunla ilgili bakın burada araçları koymuş yola. 3, 4, 5, 6 yazmış. Render'a bize analize göndermiş arkadaşlar. Hani böyle bir çalışmaya artık yorumsuz yazın. Öyle söyleyeyim. Buradan Erkut'a çok fazla film izleme diyelim. F1 ile ilgili bakın F1 pisti yazmış. Sanırım F1 pisti yapmaya çalışmış. En son izlediği filmin veya en son izlediği dizinin bir hayatlarla etkisinde kalmış. Öyle düşünüyorum ben. Bununla ilgili bir yorumu siz kendiniz yapabilirsiniz veya kendi yorumunu kendi YouTube adresimizde bu videonun altına yaparsa seviniriz. Arkadaşlar şimdi mail adresimizdeki çalışmalara geldik. Şimdi bakın burada Taha göndermiş. Mesela Taha'nın çalışmalarında bariz böyle hatalar yok. Bu Taha'nın çalışmaları. Hani ben baştan denemek istediğim olay şuydu. Taha'yla da yazışmıştık aslında da. Sanırım işlerin yoğunluğundan dolayı gönderememiş. Ben en son yapmış olduğu çalışmayla son yapmış olduğu çalışmalar arasındaki farkı görmek için en son çalışmalarını istemiştim. Şimdi böyle bir çalışmada hani güzel bir çalışma olmuş. Böyle bir çalışmada hata hani var mı yok mu? Renk tonlaması belki farklı olabilir. Ben biraz daha maviye yakın tonları seviyorum ama böyle bir çalışmada hani zorla hata bulmadan ziyade ilk çalışmayı görseydik Taha'nın işte derdik işte buraya kadar gelmiş kendini geliştirmiş derdik. Onu diğer analiz dersinde yapalım. Taha'dan ilk çalışmalarını bekliyoruz arkadaşlar. Bakın güzel, gayet güzel gerçekçi çalışmalar. Bakın buradaki yolun ve bitkilerin birleşimiyle olan şuradaki şu görüntü bile çok hoş duruyor arkadaşlar. Zaten binanın yapısı klasik Hollanda ve Alman yapısına benziyor. Hollanda evlerine benziyor. Eğer yanıldıysam yazsın. Böyle bir anımsama hissettirdi bana. Avrupa evlerine benziyor. Bu binalar da nerede yapıldıysa yorumda bilirsin. Biz de merak ettik. Onunla ilgili bilgileri arkadaşlar. Gayet güzel çalışmalar olduğunu ben belirtmek isterim. Bakın daha çok güzel çalışmalar yapmış. Ama dediğim gibi ilk çalışmaları bize göndersin. Çok güzel olacaktır. Bülent'in çalışması. Bülent en son bizim yapmış olduğumuz işte şey etkinlik çalışması arkadaşlar. Burada bakın tablolara biraz bump etkisini fazla verdiği için, normal map'i fazla verdiği için kabarmalar oluşmuş. Biraz daha az verse ve parlamayı ve yansımayı az verse daha iyi olur. Onun dışında çok böyle bariz bir sorun yok. Zaten grupta da beğenilen çalışmalardan bir tanesi. Değişik bir derinlik algısı uygulamış burada. Güzel görünüyor. Burada da diğer çalışmanın farklı bir yönü. Onun dışında evet başka bir çalışma yok arkadaşlar. Dediğim gibi render analizlerde ilk çalışmanızı ve son çalışmanızı gönderirseniz yani kendini belli bir yere gelmiş hisseden arkadaşlarımız için oradaki farkı görürsek yeni kullanıcılara daha faydalı olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Render analizimizin bir sonuna daha geldik. 19 dakika oldu arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımızın çalışmalarına yorum yapmaya çalıştım hızlı bir şekilde. Çok fazla dersi uzatmak istemiyorum. YouTube adresimizde bu videonun altına yorum yazarsanız ve yorumlarla katkı sağlarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Diğer derslerimizde, diğer analiz derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiler, saygılar.